Evet herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Evet geçen haftaki takipçilerimizden bir tanesinin ilettiği bize soru şu yönde. Ben geçen sene ABD vatandaşlığımı almıştım. Halen Türkiye'de bulunan 33 yaşındaki oğlumu çalışma ve oturma izni için buraya nasıl aldırabilirim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki siz Amerikan vatandaşı olarak çocuklarınız için e, oturma izni yani yeşil kart, green card için başvuru yapma hakkına sahipsiniz. E, ve çocuğunuzun 21 yaşında altında ve üstünde olmasına göre bekleme durumları değişmekte. Dolayısıyla sizin çocuğunuz 21 yaşın üstünde olduğu için kendisi e, sizin onun için yapacağınız sponsorluk başvurusu, yeşil kart için yapacağınız başvuru, göçmen ihtiyacı tarafından onaylandıktan sonra da kendisi vize bültendeki Vize kota numaralarının gelmesini bekleyecek. Tabii bu biraz zaman alan bir süreç. E, fakat e, en az bir 7-8 yıl belki sürebilir. Şu anki güncel tabloya bakıp söyleyebilirim size. Ama şu an e, şunu sadece söyleyebilirim. 21 yaşın üstünde olduğu için biraz e, sabırlı olmanız gereken bir sürecin içine giriyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki başvuru yapabilirsiniz. Ve sizin üzerinizden oğlunuz Green kartı alabilmek için bekleyecek. Ve sıra ona gelince de göçmenlik vizesini alıp Amerika'ya gelebilecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Evlilik yoluyla green card belgelerimi 3 ay önce göndermiştim. Eşimin yeterli geliri olmadığı için başka birisini sponsor olarak göstermiştim. Dün USCIS'den mail geldi. Ne yazık ki sponsorumun geliri yetersiz görülmüş ve benden eşimin de I-864 formunu doldurmasını istemişler. Eylül 1'e kadar Belgedeyi göndermezsem işlemlerim iptal olacak. Acaba nasıl bir yol izlemeliyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi bahsettiğiniz durumda yapılması gereken tabii ki sizden talep edilen ek belge talebindeki istenen e, belirtilen noktaları yerine getirmeniz gerekiyor. Ve bu noktada yapılacak olay tabii ki eşiniz için de e, I-864 formunun doldurulması ve onunla ilgili belgelerin sunulması. Aynı anda da diye şu anki sponsorunuzun o yeterli değilse yeni bir sponsorunuzla da e, ondan alınacak finansallar ve yeni I-864 ile beraber başvurularınızı tekrar yapıyor olmanız gerekecek. Bu noktada dosyanızın reddiyle ilgili herhangi bir riske sokmamak için de bir avukatla çalışmanız mantıklı olabilir. Çünkü başvurunuz reddedilirse bu sefer verdiğiniz paralar, başvuru harçları ve süre zamanını kaybetmiş olursunuz oluyorsunuz. Dolayısıyla uzman bir avukatla çalışmanızda aslında yerinde bir durum olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim öğrenci vizesiyle Amerika'da master yapmaktadır. Ekim ayında da OPT'ye geçmiş olacak. Eşim Amerika'da OPT yaparken ben eşimin yanına hangi vize türüyle gidebilirim? Vize görüşmesinde problem yaşamamak için ne yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz eşinizin yanına tabii ki gitmek istiyorsanız e, ve o burada bulunurken eğitimi tamamladıktan sonraki süreçte olan çalışma döneminde de burada bulunmak istiyorsanız siz aslında şimdiden eşinize yanında gelip onun yanında kalabilmeniz için F2 vizesine başvuru yapmanız gerekecek. Bunun için önemli olan şey eşinizin okuluyla görüşüp e, sizin vize görüşmesine gidip vize alacağınızdan bahsetmesi ve onların da sizin için I çizgi 20 formunu sunuyor olmaları gerekecek. Ve siz o formla beraber ve eşinizin bilgileri ve onun vizesi ve I çizgi 20 ile beraber Amerikan konsolosluğuna, Türkiye'deki size yakın olan Amerikan konsolosluğuna F2 yani öğrencinin eşi vizesi için başvuru yapıp bu vize görüşmesine gidiyor olacaksınız. Ve bu vizeniz olaylandıktan sonra siz Amerika'ya gelip Eşinizin yanında kalabilmeniz ve o da AOPT'sini tamamlarken EFKİ statüsüyle burada kalmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben pasportumu 14 Mayıs'ta değiştirdim. Geçerli pasportum şu an elimde. İstanbul havalında parmak izi ve yüz tanıma sistemi varmış. Ancak ben pasportu güncellerken parmak izi vermedim. Bu bir sorun olur mu diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan durum şu aslında. Sizin eğer elinizde bir pasportunuz varsa ve e, bu eski pasportunuzda yeni pasportunuz da varsa ve vizeniz eski ise o zaman siz zaten eski pasportunuz, e, vizesi içinde olan eski pasportunuz ve yeni pasportunuzla seyahat etmenizde fayda var. E, ama öyle bir durum yok ise o zaman e, vizenizi, Yeni pasportunuzu aldıysanız o zaman eski pasportunuzu ilgilendiren bir durum yok. Siz yeni pasportunuz ve içinde vizesi olan bu yeni pasportunuzla beraber seyahat etmenizde herhangi bir engel olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde parmak izi vermenizi gerektirecek bir durum yok. Ama girerken ya da e, gümrükte bu tarz şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Orada tabii parmak izi alınacaktır. Bu sizin pasaportunuzu alırken... Güncel parmak izi vermeme noktası bunu etkileyecek bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim şu an hamile ve kendisi Amerika'da. Ben de şu an Türkiye'deyim. Eşimin pasportundaki soyadını değişemedik. Zaman yetmedi. Eşim haftaya Amerika'da doğum yapacak. Ama ben iş olduğundan gidemeyeceğim. Amerika'da doğacak çocuğumun benim soyadımda olması için ne yapmamız lazım diye... Takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'da böyle bir doğum olduğunda e, hastanede çocuğun annesine, işte çocuğun doğum belgesi için, doldurulması için bir form verilir. Ve o forma çocuğun adını ya da soyadını e, anne istediği gibi bu durumda yazabilecektir. Eğer siz bu noktada e, çocuğunuzun, doğacak çocuğunuzun sizin soyadınızla doğmasını istiyorsanız tek yapılması gereken şey, eşinizin doğum sırasındaki doğum sertifikasına sizin soyadınızı yazıyor olması yeterli olacaktır. Dolayısıyla annenin soyadı ile çocuğun soyadı aynı olması diye bir şart yok. Ve çocuk yeni doğacağı için de istenilen bir isim verilebilir. Bu şekilde sizin adınızı verebilecektir. Gün sonunda buradaki dikkat edilmesi gereken nokta bir o özgürlüğün olmuş olması isim verme noktasında ya da soyadı. Tabi diğer bir durumda siz zaten e, evli durumdasınız. Sadece eşiniz pasaportunda kendi soyadını değiştirmemiş durumda. Dolayısıyla e, bu şekilde sizin soyadınızı yazarak çocuğun soyadı olarak bu sorunu çözecektir diye düşünüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Nişanlım green card sahibi ben de turist vizesine sahibim. Şu an Türkiye'deyiz ama nişanlımla 11 Temmuz'da Amerika'ya geleceğiz. Nikah kıyıp evlenip benim green card'ım için başvuru yapsak ben de bu Temmuz ayındaki green card için vize bekleme süresinin kısalmasından faydalanabilir miyim diye takipçimizden gelen güzel bir soru bu. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Buradaki nokta şu tabii bu takipçimizin bahsettiği konu. Ve biliyorsunuz ki yeşil kart sahibi olan kişiler eşleri ve çocukları için green card başvurusunda bulunabilirler. Bunda bir engel yok ve bu devamlı olan bir yasa. Tabii bu noktadaki green card sahibinin eş ve çocukları vize kotalarını beklemeleri gerekmekte. Bu vize kotalarına göre de kişiler ne zaman onların dosyalarına gelinirse o zaman yeşil karta geçebilme durumunu hakkını kazanırlar. ve bu noktada da vize bülten her ay takip edilir ve her ayda bu noktada değişiklikler oluyor. Ki şu anki vize bültende de şu ay itibariyle bile e, oca, yani 6. ay için yani Mayıs, Haziran ayı için bile olan süreçte State Department'ın vize bülteninde yeşil kart sahiplerinin eşleri ve 21 yaşın altındaki çocuklarının e, yeşil karta geçebilme kota günü 2017'yi gösteriyor. Dolayısıyla bu Ayın ortasında çıkan vize büntende de gelecek ay için olacak vize bekleme sürelerinde ise yeşil kart sahibi eş ve çocukları için gösterilen kota açık. Yani dolayısıyla 2017 değil şu an açık durumda ve yeşil kart sahibi olan kişiler eşleri için eğer ki kişiler diyelim Amerika'da bulunuyorsalar tabii ki hemen statü değişikliği başvurularına girebilecekler. Tabii bu değerli takipçimizin durumunda e, bir farklılık şu. Kendisi şu an ülke dışında ama turist vizesi var ve evlenecekler eşiyle green card sahibi olan e, nişanlısıyla. Fakat Amerika'ya şu an geldiklerinde kendilerinin e, 7. ay içinde statü değiştirmeleri mümkün olmayacak. Sebebi de Amerika'ya giriş yapar yapmaz 90 gün bu tarz statü değişikliklerine giremeyecekler. Ancak 90 gün sonra bunu yapabilecekler. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta tabii ki siz gelebilirsiniz buraya. Ama başvurunuzu şu an ya da gelecek ay itibariyle değil 3 ay sonrasındaki vize bültene göre yapmanız yerinde olacak. Dolayısıyla siz geldikten 3 ay sonra bülten hala açıksa o zaman tabii ki beklemeden sizin için de bu adımlar atılabilecek. Ya da bülten neredeyse ona göre bir adım atılacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Eşim ve çocuklarım Amerikan vatandaşı. Bu Ağustos'ta Amerika'ya gelip yerleşmeyi ya da 2-3 sene kalmayı planlıyoruz. Benim turist vizem var. Green Card ya da vatandaşlık işlemleri için Türkiye'den mi başvurmak yoksa Amerika'ya gelip oradan mı başvurmak gerekir? Avantaj, dezavantaj durumları var mıdır? nasıl bir yol izlemeliyim acaba diye takipçimiz bize soruyor. Siz Amerika'ya ne tür bir izinle geliyorsanız o iznin verdiği niyetle burada kalmanızda fayda var. Tabii yeşil kart niyetiyle geliyorsanız o zaman eşinizin size sponsor olması ve siz yani başvuru yapması ve sizin de vizenizi, göçmenlik vizenizi konsolosluk üzerinden alıp gelmeniz yerinde olur. Ya da siz Amerika'ya gelip ben buradaki ortamı bakayım, hazırlıklarımı yapayım tarzı bir niyetle gelip 3 ay sonrasında eğer hala burada kalma durumu varsa o zaman da statü değişikliğinde buradan çıkmadan adım atabilirsiniz. Şimdi avantajları ve dezavantajları çok değişken bunları. Bu iki yol ve imkanınız mevcut. Tabii ki buradaki yani Amerika içinde bulunduğunuz bir süreçte statü değişikliğine başvurmak demek şu anki süreçlerle işte o 3 aylık bekleme ve sonrası en az bir 8-9 ay, 10 ay çalışma izni sahibi ya da seyahat izni sahibi olamayacağınızı gösterir. Dolayısıyla bu bazılar için dezavantaj olabilir. E, kişiler ülkesinde kalıp işine devam etmeyi tercih edebilir. Çünkü bu sefer konsolosluk üzerinden sizin geleceğiniz şekilde bir çalışma yapılırsa o zaman konsolosluk üzerinden vizinizi alıp geldiğinizde direkt Tabii ki Amerika'da çalışma izniniz var yani yeşil kartınızdan dolayı ve seyahat imkanız var. Dolayısıyla ülke dışında sizin bulunduğunuz bir süreçte bu çalışmalar başlatılırsa en büyük avantajı Amerika'da herhangi bir çalışma ve seyahat gibi kısıntılarla maruz kalmayacaksınız. Bu bir büyük bir artı olabilir. Ama sizin böyle bir eee sıkıntınız yoksa hani seyahat konusunda ya da çalışma noktasında kısıtlamanın sizin için çok büyük bir sıkıntı yaratmayacaksa o zaman Amerika'da bulduğunuz bir süreçte bu çalışmaları buradan ilerletmekte tabii ki mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sahiplerinin ailelerinin hızlıca, beklemeden Green Card alacakları haberini okudum. Benim annem Amerikan vatandaşı. Ee, acaba ben de green card alabiliyor muyum? Acaba e, bu son green card gelişmesi bizi de kapsıyor mu? Aa biz Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üstü çocukları olarak nasıl green card alabiliriz veya ne yapmalıyız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin anneniz eğer Amerikan vatandaşıysa anneniz size tabii ki yeşil kart başvurusu yapabilir. Ama tabii sizin bu noktada kaç yaşında olduğunuz önemli. Eğer 21 yaşın altındaysanız evet beklemeden yeşil karta gidebiliyorsunuz. Ama yok siz 21 yaşın üstündeyseniz o zaman vize kotalarını beklemeniz gerekecek. Sizle ilgili bir hızlandırma bir e, durumu söz konusu değil. E, olan gelişme sadece yeşil kart sahibi olanların eş ve 21 yaşın altı çocuklarını kapsıyor. Dolayısıyla Amerikan vatandaşının 21 yaşındaki çocuklarının kapsayan bir durum değil. Zaten 21 yaş altı çocukları Amerikan vatandaşlarının hızlıca yeşil karta gidebiliyor. Üstü olanlar 21 yaş üstü olanlar vize kotalarını beklemek zorunda kalacaklar. Ve ikinci yanılmıyorsam soru da şu yönde. Acaba bu son green card gelişmesi bizi kapsıyor mu? Biz Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üstü çocuklar olarak nasıl green card alabiliriz veya ne yapmalıyız diye bu takipçimiz bize soruyor. Evet bu son gelişme sizi kapsamıyor. Çünkü bu son gelişme yeşil kart sahibi olan kişilerin eşleri ve 21 yaşında altı çocuklarını kapsıyor. Bu son yeşil kart gelişmesi vize ile ilgili olan güncelleme gelecek ay için Amerikan vatandaşlarının 21 yaş üstü çocuklarını kapsamıyor. Ama sizin Amerikan vatandaşı olan ebeveyniniz ya da anneniz üzerinden, babanız üzerinden size başvuru yapılabilir. Ama vize kotalarını beklemeniz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. E2 yatırımcı vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra yatırım miktarını artırarak ilerleyen yıllarda EB5 değişimi yapabilir miyiz? Eğer yapabiliyorsak kişi olarak mı, şirket olarak mı yapmamız gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii siz eğer bir yatırım, belli bir miktar bir yatırım yapıp E2 vizesini alıp şirketinizi yönetmeye başladıysanız ve bir süre sonra da buradaki Amerika'da yaptığınız yatırımı arttırırsanız ve bu arttırdığınız yatırım en az 500 bin dolara ulaşırsa ve çalışan sayınız 10'sa ya da 10 kişi ise 10 kişiye ulaşıyorsa ya da 2 yıl içinde ulaşacaksa o zaman evet siz e, EB5 için kişi olarak yeşil karta başvuru yapabileceksiniz. Bunu yaparken siz kişi olarak yapıyorsunuz ve siz yapabileceğiniz için eşiniz ve 21 yaşın altında çocuklarınız da bundan faydalanabiliyor. Yoksa sizin yapmanız şirketin yapması anlamına gelmiyor. Siz kişi olarak EB5'e geçiş için adımları atabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Kızımız ABD vatandaşı biz de anne ve babası olarak bu erken green card alma durumundan yararlanabiliyor muyuz? Yani bir ay içinde kart alınabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Bir ay içinde bir green card alma durumu söz konusu değil aslında. Buradaki olay bir ay içinde başvuruların yapılabilmesi anlamına geliyor. Ve o bülten açık kalırsa açık kaldığı sürece kişi hızlıca yeşil karta gidebiliyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Tabii ikinci durum bu yeşil kart sahiplerinin eş ve çocuklarıyla ilgili olan gelişme sizin kapsamınıza girmiyor. Çünkü sizin zaten kızınız ABD vatandaşı ve o size başvuru yapabiliyor. Ve size yaptığı başvurudan dolayı da siz zaten herhangi bir vize kotasını beklemeden yeşil karta gidebiliyorsunuz. Tabii buradaki vize kotası bölümüne göçmen ters aşamasını karıştırmayın. Göçmen ters aşaması çalışmaları 6 ay, 7 ay, 8 ay sürebiliyor zaten sizin için. Dolayısıyla siz herhangi bir vize kotasına tabi değilsiniz. Dolayısıyla vize kotasına tabi olmadan zaten yeşil karta geçebiliyorsunuz. Ama ABD vatandaşlarının anne ve babalar için yaptığı başvurularda yeşil karta geçme süresi ortalama bir yıla bulabilecek bir süreye geliyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftaki bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben green card sahibiyim ve eşim Amerikalı. 10 yıllık green card'ımı 2 yıl önce aldım. Henüz Amerikan vatandaşlık başvurusu yapmadım. Şimdi vatandaşlık başvurusu yapmak istiyorum. Kaliforniya'da yaşıyorum. Soru ise şu. 10 yaşında bir oğlum var ve Türkiye'de yaşıyor. Vatandaşlık başvurum sırasında aynı anda oğlum için de green card başvurusu yaparsam mı süreç daha hızlı olur? Yoksa vatandaşlık işlemim bittikten sonra mı oğlum için başvuru yapmalıyım diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim bu durumda. Siz tabii iki türlü anlaşabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi eğer eşinizle hala beraberseniz o zaman eşiniz üzerinden zaten üvey evladı olarak oğlunuza başvuru şu an yapılabilir hiç beklemeden. Ve bu sayede oğlunuz bir yıla yakın bir süreç içinde Amerika'ya gelip yeşil kartına sahip olabilecektir. Ama öyle bir adım atılmayacaksa o zaman önce siz vatandaş olmanızı bekleyebilirsiniz. Ve siz vatandaş olduktan sonra da oğlunuza yeşil kart başvurusu yapabilirsiniz. Tabii diğer bir opsiyon da sizin yeşil kartınız üzerinden oğlunuza başvuru yapabilmeye hakkınız var. O başvuru yapacaksınız ve oğlunuz normal sürecinde beklerken siz ne zaman vatandaşlığa geçerseniz o süreci göçmen dersine bildirerek oğlunuzu tekrar bu sizin başvurunuz üzerinden getirebilmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Yeşil kart tamamen şansa mı dayalı yoksa vasıflarımız dikkate alınıyor mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Bu çekiliş denilen yeşil kart başvurusundan bahsediyorsanız orada vasıf olarak belirtilen sadece ya da şart olarak belirtilen iki tane durum var. O da ya siz en az lise mezunu olacaksınız. Dolayısıyla yani lise mezunuysanız o zaman herhangi ekstra bir vasıf ya da duruma ihtiyaç duymadan eğer yeşil kart çekilişinden çıkarsanız yeşil kartı alma hakkını kazanıyor olacaksınız. Ya da lise mezunu değilseniz en azından bir meslek alanında e, tecrübe sahibiyseniz o meslek üzerinden ilerleyebileceksiniz ve dolayısıyla ek başka bir şart gerekmeden, vasıf gerekmeden siz yeşil karta gidiyor olacaksınız. Dolayısıyla o çekiliş başvurusunda tamamen bilgisayar seç seçimi oluyor olay. Herhangi bir özelliğe bakılmadan bilgisayar seçimiyle kimlere yeşil kart verilebileceği seçiliyor ve onun üzerinden ilerleniyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card kazandıktan sonra sürekli Amerika'da ikamet etmek zorunda mıyız? Yoksa ara ara gidip gelsek olur mu? Green Card ile Amerika'da kalma süreleri nedir diye takipçimiz bize soruyor. Sizin Amerika'da Green Card alıp yaşamak istemeniz öncelikle burada ikamet sahibi olmanızı ve yaşamanızı gerektiren bir durumdur. Yani siz işte green card'ı aldım ben ama Amerika'da yaşamayacağım dediğinizde o zaman o green card hakkını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken bu noktada önce tabii ki böyle bir green card çıktıysa da çıkacaksa burada yaşayıp yaşamayacağınızı öncelikle karar verin. Çünkü eğer yaşamayacaksanız gerçekten green card elinizde tutmanız çok zorluklar yaratabilir. Siz için çok külfet ve yük haline gelebilir. Dolayısıyla burada yaşayacaksınız. Bunu ciddi ciddi düşünüyorsanız Green Card sahibi olmanız çok daha yerinde olacaktır. Ama diyelim Green Card'ınız var ve alacaksınız ama Türkiye'ye gidip gelmeniz gerekiyor. Bunda bir problem yok seyahat edebilirsiniz ama Amerika'da da zaman geçirmeniz gerekecektir. Dolayısıyla en az yılın 5-6 ayını burada geçiriyor olmak tabii ki sizin kartınızı korumanıza imkan sağlayacaktır. Öbür türlü belki birkaç giriş çıkışınızda problem yaşamazsınız bile bir süre sonra siz burada yaşamıyorsunuz. ...tarzı diyaloglara denk gelebilirsiniz girişte. Ve bunun da tabi belli bir koruması var. O da iki yıllık gelemeyecekseniz eğer e, izin alabiliyorsunuz. Ve bu izinle 2 yıl gelmek zorunda kalmıyorsunuz deyip... ...takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Nişanlım Türkiye'de yaşıyor. Ben de bütçeli olarak Green Card ile Amerika'da yaşıyorum. Nişanlım turist sitesine geldiği zaman Amerika'da evlilik yapabiliyor muyuz daha sonra nasıl bir yol izlemeliyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu durumda Türkiye'deki kişi bir turist vizesi alırsa tabii ki Amerika'ya gelip gidebilir ve Amerika'ya geldiği süreçten sonra e, farz edelim işte burada kaldıktan birkaç ay sonraki süreçte siz Amerika'da kalmaya karar verdiniz, evlenmeye karar verdiniz. O zaman burada evlilik yapabilme durumunuz mümkün olacaktır. Ama önemli olan nokta eğer eşiniz sizin green card üzerinden burada oturum almak isterse e, o zaman buradaki yasal durumunu koruyor olması lazım. Yoksa yasal durumunu korumazsa sizin üzerinizden yapılacak yeşil karttan bir yeşil kart alma durumu engel olacaktır. Ta ki siz vatandaş olana kadar. Dolayısıyla eğer bu noktadaki arkadaşınız Amerika'ya e, vizeyle gelirse bu, burada belli bir süre sonra Kalıcı bir statüye geçerse ve siz evlenmeye karar verirseniz o zaman bu süreç çok daha sağlıklı ilerler. Ya da siz farz edelim o gelemiyorsa ve evlenmeye karar verirseniz siz ülke dışında evlenebilirsiniz. Ve eşiniz için yeşil kartın üzerinden dosya başlatıp onun buraya green kartla gelmesi için başvuruları yapabilirsiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD öğrenci vizesi almak için illa Türkiye'de öğrenci mi olmamız lazım? Yoksa Amerika'da bir okula kabul mü edilmemiz lazım diye takipçimiz bize soruyor. Tabii ki ABD öğrenci vizesi almak için Amerika'dan bir okula kabul almanız ve başvuru yapıp tabii kabul almanız ve okuldan size I çizgi 20 formunu verilmesi ve siz o formla beraber ve başvuru belgeleriniz ve bilgileriniz ve evraklarınızla beraber Amerikan konsolosluğuna öğrenci vizesine başvuru yapıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de öğrenci olmanız gibi bir şart yok bunu almak için. Ama günün sonunda Türkiye'de bağlarınızın olduğunu gösterecek ya okul ya da çalışmaya ya da başka türlü bağlarınızın olduğunu göstermeniz gerekecektir ki görevliler sizin Amerika'ya söylediğiniz niyetle geldiğinizi ve geri döneceğinizi görmeleri gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika ile Türkiye arasında yaşanan S400 füze krizi ve ambargo belentilerinin önümüzdeki süreçte ABD vize alımlarını etkileme durumu nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii bu tarz kriz ihtimalleri ve ambargo ihtimalleri tabii ki endişeler yaratıyor. Ee, tabii öncelikle kriz hani ambargo yapılacak seviyeye gelmiş durumda değil. Ama o duruma gelirse eğer. Bu noktada Amerika'nın son dönemlerdeki politikalarına baktığımızda Amerika vize durumuna el atabilir, vize konusunda kısıtlamalar maalesef getirebilir diye bir e, ön e, gözlem mümkün olabilir. Ama tabii şu an o seviyede olan bir durum yok. Dolayısıyla e, umarız böyle bir sürece geçilmez. Ama yaşanan krizler ambargo yapacak seviyeye geçerse ve yapılan ambargolar ekonomik politik ve onun yanında da vizeler anlamında yapılırsa maalesef o zaman tabii ki vize alımları veya vize durumları etkilenmesi mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir soru daha alacağım. Evet bir takipçimiz şunu soruyor. Amerika'da emlakçı nasıl olunur? Amerika'da emlakçı olmam için ne yapmam gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Amerika'da tabii emlakçılık yaygın bir meslek dalı. Kişiler bir işte çalışırken ek iş olarak emlak işi yapıp yapmaya çalışabiliyorlar. Ve bunun için genelde eyaletten eyalete değişse de belli lisansları alma e, almanız gerekecektir. Ve bunlar için genelde yapılan belli dersler alınıyor. Bu derslerin sonucunda sınavlara girilip, bir lisans alınıyor ve bu sayede emlakçılık yapmanız mümkün oluyor. Tabii ki bir emlak ofisi ya da brokerla beraber çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla sistem bu şekilde ilerliyor. Onun dışında ayrı bir yükümlülük ya da şey gereken bir durum yok. Bu şekilde yanaşıp emlak işine girmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.